Önce kızartacağız. Güzel bir renk ve tat veriyor fırında kızartırsanız. Ve tavuklarımızı bunun içerisine koyuyoruz. Güzelce açalım, yayalım. Fırına sürüyoruz. En yüksek ısıda yapabilirsiniz bu işlemi. 250 dereceye kadar çıkartabilirsiniz ev fırınınızı. Ortalama 10 dakika tuttuktan sonra güzelce tavuk kemikleri biraz böyle sararmaya, kızarmaya başladığında tenceremizin içerisine alacağız. Kemikler kızarırken şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. Ocağımızın altını da açalım, bir yandan ısınsın tenceremiz. Biraz kısıyoruz tabii, yüksek ısıda olmaması gerekiyor. Öncelikle soğanımızı parçalara bölüyoruz. Soğanlarımızı bu şekilde parçaladık. Havucu da yıkanmış olarak, kabuklu olarak kullanabilirsiniz. Kereviz çok güzel bir lezzet veriyor. Gerçekten de bu tarz yapılan suların içerisinde o aromayı arıyorsunuz. Kereviz veya burada rezene de kullanabilirsiniz. Rezeneyi de tercih edebilirsiniz. Kereviz de hazır. Birkaç tane de mantar. Mantarımızı da bakın bu şekilde 3'e 4'e böldük. Şimdi buke garniği de göstereyim sizlere. Tülbentimizi alıyoruz. Birkaç tane defne yaprağı. Biraz tane karabiber ve biraz da kuru kekik. İpimizle de güzelce sarıyoruz ve sıkıca bağlıyoruz. Evet, buke garnimiz de hazır. Tenceremizin içerisine biraz sıvı yağ koyalım ve biraz da tereyağı. Tereyağımızı da içerisine ekliyoruz. Havuçlar ve soğanlar içerisine giriyor ve mantarla birlikte kereviz sapımızı da içerisine ekliyoruz. Ve buke garni de hop içerisine gitti. Ara ara karıştıralım. Evet, tavuk kemiklerimizi de çıkartabiliriz. Yeterince kızardı. Şimdi tenceremizin içerisine fırında tutmuş olduğumuz tavuk etlerini, tavuk kemiklerini koyuyoruz. Ve alt üst yaparak hafif karıştıralım. Şimdi de sıcak suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. Tekrar bir karıştıralım. Evet, tenceremizin içerisinde kemiklerle sebzeler birlikte kaynayacaklar. Ortalama 2 saat sürecek. Kapağımızı kapatıyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Tavuk suyumuz yeterince kaynadıktan sonra şu anda hazır hale geldi. Üzerindeki keflerini isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Et suyunda olduğu gibi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve tavuk suyumuzu kenara alalım. Biraz dinlendirelim. Biz de bu sırada domates çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Önce malzemelerimizi yanımıza alalım. Soğanımızla başlayalım. Kabuklarını soymak üzere soğanı altından ve üstünden kesiyoruz. Ve ortadan da ikiye kestikten sonra kabuğunu bu şekilde kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Şimdi soğanımızı piyazlık olarak doğrayalım. Sarımsağımızdan da 1-2 diş kullanmamız yeterli olacaktır. Evet, sarımsak da hazır. Kiraz domates kullanıyoruz özellikle bu çorbamızı yaparken. Çok daha güzel bir lezzet veriyor kiraz domates. Ve kabukları da çok ince olduğu için bu da ayrıca bir güzel lezzet veriyor çorbanın içerisine. Ortadan ikiye kesiyoruz domateslerimizi. Evet, şimdi tenceremizin altını açalım. Biraz tereyağı. Tereyağı çok güzel. Şimdi sarımsaklarımızı da birkaç parçaya bölüyoruz. Tenceremizin içerisine önce soğan ve sarımsak gidiyor. Karıştıralım lütfen bu şekilde. Şimdi içerisine domateslerimiz geliyor. Domatesleri de bu şekilde koyduk. Birkaç tane fesleğen yaprağı atalım. Bu da güzel bir lezzet veriyor. Güzelce karıştırıyoruz. Ve kurutulmuş domateslerimizi de içerisine koyacağız. Birkaç parçaya bölebilirsiniz. Onları da ilave ettik. Akdeniz usulü harika bir domates çorbası oluyor. Süzgecimizi de alıyoruz. Müthiş, müthiş kokuyor tavuk suyu. Evet, tavuk suyunu koyduktan sonra şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, domateslerimiz de güzelce yumuşayıp pişinceye kadar ocakta tutmaya devam edeceğiz. Bu da ortalama 10 dakika, 15 dakika sürecektir. Şimdi ocağımızın altını kısalım ve pişirmeye devam edelim. Çorbamız şu anda pişti yeterince. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve blenderdan geçireceğiz. Ve bu işlemi yaparken de biraz krema ekleyeceğiz içerisine. Krema hem bağlayıcı özelliği var hem de güzel bir lezzet veriyor.
yavaş yavaş çorbamızı domatesleri de parçalayarak içerisinde. Şimdi biraz da krema ekleyelim. Ve yine çok az tereyağı ekleyeceğim içerisine. Bu da yine lezzet ve bağlayıcı bir özelliği var. Kıvam da veriyor çorbamıza. Çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra şimdi artık servise geçebiliriz. Çorbamızı servis tabağımıza aldık ve biraz da fesleğen ayırmıştım ben kenarda. Bu fesleğenleri böyle ince ince kesiyoruz ve hafif karıştırarak üzerine koyalım çorbamızın.